Şimdi sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar olsun. Sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Özürlü Hastanesi'nin selamları var. Ben transfer duyumu tabii ki konuşacağım bu videoda ama başka bir şey konuşacağım. Gelin sohbet ediyormuş gibi, sanki böyle space açmış gibi, space böyle canlı sohbet odası açmış gibi. Ben konuşayım, siz dinleyin. Aklınıza gelen her türlü yorumu da yorumlara yazın arkadaşlar, olur mu? Yani gerçekten söylüyorum bunu. Gelin bu videoda bunu konuşalım. Ben Fenerbahçe'ye karşı yapılan haksızlığı konuşacağım ama başka türlü bir haksızlık. Ne diyorsunuz? Şimdi ilk olarak Konyaspor İlhan Palut da yollarını ayırdı. Sonrasında da gidip Sırp bir teknik direktör getirdiler. Aleksandar Stanojević'i getirdiler. Ben çok yanlış bir hamle olarak karşılıyorum. Ama Süper Lig'de bazı yanlış hamleler maalesef doğru karşılanıyor. Mesela Rıza Çalınmay diye bir adam var Sivas Spor'un başında ve Sivas Spor'u 4 nala küme düşürmek için çırpınıyor. Özellikle Fenerbahçe maçlarında aslan kesilen takımı. Takım belirtmeyeceğim ama o maçta yaslan kesiliyor. Hemen hemen her maçta. Ve bizler de buna şahit oluyoruz. Şimdi de diyor ki Galatasaray maçını herkes biliyor. Ben hala o golü nasıl vermediler, niye vermediler anlamadım. O maçta Sivas mağlup oldu yazıyor. Halbuki Sivas mağlup olmadı o maçta. O maçta başka şeyler oldu. İstemediğimiz hatalar oldu diyor. Şimdi ben merak ediyorum. Bunun zamanlaması bu mu? Eğer Fenerbahçe maçında böyle bir şey başına gelseydi Rıza Çalınbay hani 5 vakit namaz gibi 5 vakit Fenerbahçe kini kusardı. O da önemli değil. Bakın Rıza Çalınbay'ın Galatasaray'la ilgili başka bir sözü var. Diyor ki Uğur Çiftçi Galatasaray'a gitmek istiyor. Önünü açmamız lazım fakat Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok. Bak önünü açmamız gerekiyor. Bak önünü açmamız gerekiyor. Niye önünü açman gerekiyor? Yani Galatasaray'dan tehdit mi aldın? Mesela Fenerbahçe'nin ilgili ya bir tane aykırı bir kişilik var, bir şahıs var. Maradona. Televizyona çıkmış saçmalıyor. Ve Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi. Kulübümüz TRT Spor programında yorumculuk yapan Maradona isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazıyla sorumluların dikkatine paylaşmıştır diye. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Fenerbahçe taraftarının TRT Spor'u hani küfür bombardımanına tutmasını mı istiyorlar? Bir de şunu söyleyeceğim. Programda hiçbir şey yokmuş. Ben izlemedim ama. Hiçbir şey yoktu hocam diyor. Birden telefonuna bir mesaj geldi. Telefonuna baktı diyor. Ondan sonra Fenerbahçe'ye saldırmaya başladı diyor. Yok Ertuğrul şöyle yaptı. Ertuğrul böyle yaptı falan filan. Bunu kim diyor biliyor musunuz? Antalya Spor'dayken 3 gün sonra 4 gün sonra Galatasaray'la maçı olup birdenbire sakatlandım palavrasıyla oynamayıp 3-4 gün sonra Galatasaray'a transfer olan Necati Ateş söylüyor. Bunu kim söylüyor? Gençler Birliği kalecine şutar, yani kalecine anlaşıp o köşeye gol at tamam mı? Tamam deyip o köşeye gol atıp takımının şampiyonluğa koşturan isim söylüyor. Bunu kim söylüyor? Tarihinde Arif Erdemler, Hakan Şükürler olan, Ahmet Çakarlar, Vahap Beyazlar olan takımın efsane futbolcularından biri söylüyor. Bunu kim söylüyor? Daha sayayım mı? Gerek yok bence. Yani kimden, kimin hocalığında yetiştiğini falan unutmama gerek yok. Ya arkadaş, yayıncı kuruluş mesela. Saygım sonsuz. Evet bu çöp ligi hiç kimse yayınlamaz. Yayıncı kuruluş bir şekilde yayınlıyor. Tebrik ederim ama dakikalar boyunca Rossi'nin gol öncesinde yaptığı asiste asistin güzelliğini yaptığı çalımları konuşmak yerine ya niye yaka paça indirilmez diye konuşuyorlar. Dakikalarca. Futbolcuyu yaka paça niye indirmediler diye konuşuyorlar dakikalarca. Bir tane dünya yanarken susan, duruşu dillere destan olan, kendilerini satan futbolcuyu bile efsanemiz diye geri çağıran Beşiktaş'ın as başkanı çıkmış. Fenerbahçe maçında diyor niye 10 dakika uzatma verildi? Ulan aptala anlatır gibi anlatacağın 22 dakika maçta kesinti yaşanmış. Ahmet Selimkul bizzat açıklamış. 22 dakika. Ulan zekatını versen zaten yani zekatını versen 1,5 dakika falan yapıyor. 90+1'de attı Fenerbahçe golü. Hani aptalı anlatır gibi anlatmak zorundayız maalesef. Çünkü ya bir deli bir kuyuya taş atıyor. Binlerce deli de demiyor ki ulan boş verin delinin attığı taşla uğraşmayalım demiyor. Acaba taşın rengi neydi diyor. Acaba kuyunun dibinde ne vardı? Başka taşlarda var mı diyor.
Ya yeter. Beşiktaş 2 hafta önce Sivas maçında konuşsaydın ya, kardeş takımın her sezon 6 puanınızın garanti olduğu takım, insan utanır. Beşiktaş'ta duruşu diye bir şey var. Yani 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin üstüne herkes yüklensin diye kupasını iade eden bir duruş var. Biz şike yapmadık, temiziz diyemeyen bir duruş var. 59 öncesi sayılmasın, saydıranlar şerefsizdir deyip de kendisinin 59 öncesi 2 şampiyonluğunu saydıran bir Beşiktaş duruşu var. Açın kaynaklara, bakın. Bakın, lig tarihinde bilmem kaçıncı şampiyon. Hesaplayın bakalım. 59'dan bu yana kaç tane şampiyonluk olması lazım? Niye 2 tane fazla çıkıyor? Niye Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu sayılıyor? Açın bakın. Dik duruş, omurga, seba duruşu. Bu seba duruşu değil. Bu sebanın tam tersi, abes duruşu bu. Bu çok abes bir duruş. Ya senin Fenerbahçe olarak hata lüksün yok. İnat etmeyeceksin. Çatır çatır oynamak zorundasın. Yani böyle bir duruş yok. Ya sen Beşiktaş başkanısın. Senin ne alakadar? 90 artı 1'de Fenerbahçe gol atmış. Ya çık de ki bak, seba duruşu mu göstereceksin? Çık de ki ulan de, şu hareketler kırmızı de. Bak, aynı hareketi bizim maçımızda yaparsa biz hakeme kızarız. Maç olmuş bitmiş. Fener'in hakkını yemişsiniz de, çıkalım ayakta alkışlayalım. Seba duruşu bu diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yine başka bir şey. Arkadaşlar, dünden beri bana WhatsApp grubu soruyor. Hocam, Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la görüşmüş Ali Koç. Ben o Ali Koç'un gelmişini geçmişini diyor. Bak, WhatsApp grubundaki arkadaşlar böyle bir duyum soruyor. Kim söyledi? Kilimcinin kör oğlu. Hasan Ali Kaldırım'la yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray yönetiminin görüştüğünü biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Aynı Galatasaray yönetimi Uğur Çiftçi'yi getiriyor. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Niye küfür etmiyorsunuz? Niye demiyorsunuz ki vay gerizekalılar vay diye? Niye demiyorsunuz? Lan azıcık omurgalı davran. Siz de omurgasız davranıyorsunuz ya. Siz de insafsız davranıyorsunuz. Yani gelin bunu konuş. Adana Demirspor Hasan Ali Kaldırım'la 1,5 yıllık anlaşma sağlamış mesela. Ya niye bunu konuşmuyorsunuz? Şimdi gelin şunu da yapalım. Siyasete bulaşmaktan nefret ederim. Siyasetten nefret ederim. Hiçbir siyasi görüşüm yoktur. Bütün partiler bana aynı seviyededir. Bunu belirteyim öncelikle. Beni bir kalıba oturtmaya çalışmayın diye söylüyorum. Ülkemiz bir seçime girecek. 2023 seçimi. Biliyorsunuz artık bor madeni de çıkartabiliyoruz. Öyle bir yalan palavra vardı. Lozan'da gizli anlaşma. 2023'ten önce hiçbir şekilde maden çıkarılmayacak. Ulan benim çalıştığım yerlerde hemen hemen hepsinde maden vardı. Hepsinde. Bir yerde 2 tane kömür madeni vardı. Bir yerde 2 tane altın madeni vardı. Lan 2 tane. Diyor ki eleman, bana diyor ki maden falan çıkaramayacaksınız. Burada 2 tane altın madeni var. Onun işletmecileri yabancı. Yabancılar çıkarabiliyor. Türkler çıkaramıyor. Ulan bu ne? Gerizekalıca bir savunmadır diyorum. Yok. Şimdi aynı arkadaşa soruyorum. Lozan'daki gizli madde ne oldu? Öyle bir şey yok ki. Onu uyduran şerefsizdir diyor. Lan sen uyduruyorsun şerefsiz. Yani neyse. Bunu da siyasi algılamayın. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Arkadaşlar, her duyduğunuza inanmayın. Ya hangi dine mensupsunuz? Elhamdülillah Müslümanım. Yalan söylüyorsunuz. Belki de yarınız yalan söylüyorsunuz. Ya İslamiyet sana diyor ki kişiye duyduğunu aktarması yalan olarak yeter. Duyduğunu aktarması yalan olarak yeter diyor. Ya araştır. Bir fasık sana bir haber getirdiğinde bunun doğruluğunu araştırmadan yayma. O günaha en çok sen ortak olursun diyor. Ya düşünsene, 1 milyon tane takipçim var inşallah onun o zaman. Siz bir haber veriyorsunuz, ben direkt burada araştırmadan paylaşıyorum. 1 milyon kişinin vebaline giriyorum. 1 milyon kişinin öfkelenmesine sebep oluyorum. Bu da benzer bir şey. Yine aynı şekilde şunu söyleyeyim. Seçim. Seçimden sonra dolar 50 lira olacak diyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Hocam ne diyorsun sen? Olmaz öyle şey. Arkadaşlar, seçimden sonra dolar 2 liraya düşecek diyorlar. Hocam ne saçmalıyorsun? Olur mu öyle şey? Arkadaşlar, seçimden sonra dolar kaç lira olacak? Hocam belirsizlik var. Şimdi bir şey söylemek imkansız. Bak, burada benim borsacı arkadaşlarım da vardı. Ekonomiden çok iyi anlayan arkadaşlarım da var. Her ne kadar bir oyuncu masası almasalar da hediye sözler olup. Neyse, canları sağ olsun. Onlara soruyorum, diyor ki hocam belirsiz. Belirsiz. Seçimden sonra dolar 25 de olabilir. 40 da olabilir. 15'e de düşebilir. 15'e düşme ihtimali daha düşük öbüründen diyorlar. Çünkü üretim belli, alım belli, satım belli. Neyse. Şimdi siz Ali Koç'sunuz. Siz Erden Timur'sunuz. Allah kimse Erden Timur yapmasın. Siz Ahmet Nur Çebi'siniz. Olabilir. İşte Ahmet Ağaoğlu'sunuz. Takımınıza transfer yapacaksınız. Hadi yapın. Hadi yapın. Keriz gibi gidin 10 milyon euro bayılın. Hadi kerizler. O sonra euro çıksın seçimden sonra bilmem ne kadara, ya da çıkmasın. Aynı bile kalsa mühim değil. Ama çıkmasın herkes beklediği için söyleyeyim.
İki katına çıktı diyelim. Sonra cezaevine girin. Yeni yasaya göre spor kulüpleri yöneticileri cezaevi yolu açık. Ya bu ortamda siz kimi alırsınız? Kimi transfer edersiniz? Hadi buyurun. Takımdan Fenerbahçe'den şu futbolcu gidecek, bu gidecek. Ben olsam satmam. Ben olsam satmam. Sattığın zaman o parayı bozdurup borcu harcamak zorundasın. Bugün borcu harcayacağın para 20 TL diyelim, euro. Sen hemen hemen %95 borçlarını TL'ye çeviren bir kulüpsün Fenerbahçe olarak. Yazın euro belki atıyorum ya, kafadan atıyorum. İstekten dolayı 20 milyon euro, 25 oldu, 30 oldu. Bugün 5 milyon euroya satacağın futbolcuyu ne kadar elde edeceksin? 5 milyona satsan işte 100 milyon TL. Yazın 40 oldu diyelim, 2,5'a satsan aynı para. Anladınız mı? Yazın 5'e satsan 2 katı para kazanmış olacaksın. Senin daha çok işine gelecek. O yüzden bu dönemde alımda satımda sıkıntılı. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsi için söylüyorum. Anlaşıldı mı? Şansal Büyükhan'ın bazı açıklamaları var. Diyor ki Batshuayi berbat görüntüye rağmen bu kadar oyunda tutulur mu? Katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Ben olsam Batshuayi hep sonradan oyuna alırım. Şu an 2-3 maçtır görüntüsü berbat. Ama ben takım mı berbat diye düşünüyordum. Batshuayi de berbat. Doğruya doğru. Arda bu kadar geç oyuna sokulur mu? Arda Güler. Sokulur. Arda Güler'le ilgili sizin bilmediğiniz, benim anlatamadığım şeyler var. Üyelere de size de anlatamıyorum. Sadece şunu bilin. Arda için en doğru zamanı Jesus, makineler ve doktor heyeti belirliyor. Bilginiz olsun. Aynısı İshak Vural için de geçerli. Ama hocam Barcelona 18 yaşına çocuğu oynatıyor. Lan Barcelona'daki çocuk da seninkinin gelişimi bir değil. Barcelona'daki çocuk hani daha anadan doğduğunda onlar probiyotik bilmem neyle büyütüyorlar. Senin çocuğun ciğer yiyor. Senin çocuğun ne bileyim işkembe çorbasıyla büyüyor. Onunki de seninki bir değil ya. Rus çocuklarına bakın. Hani doğar doğmaz soğuk suyun içine atıyorlar. Lan biz de kızım onu nasıl attınız, nasıl kıydınız deriz. Ya sizinkiyle biz bir değil ya. Bir değil. Kedilerin 9 canı varmış. Bazı kedilerin 12 tane var mesela. Araştırabilirsiniz. Ya işin şakası bir tarafa ama diyor ki bak. Şansal Büyükhan, her kornerde rakibe kafa vurdurulur mu? Bu Salahi'ye ne oldu? Buna da katılıyorum. Salahi'de de düşüş var. Crespo'da da düşüş var. Şimdi onu da söyleyecek. Fenerbahçe'nin orta kenar oyuncuları kim? Ferdi'nin önünde kim oynuyor? Ali Uski'nin önünde kim var? Bak bu da önemli bir husus. Doğru. İki kenar adamı varsa beklere yardım ediyorlar mı? Hücumda kenardan orta yapılıyorlar mı? Golcüler attıklarından fazlasını niye kaçırıyorlar? Anneannem böyle supankle yapmayı nereden öğrendi? Sezon başındaki güçlü oyuna ne oldu? Galibiyet olağanüstü önemli. Buna rağmen Fenerbahçe niye bu kadar kötü? Crespo'ya son 2-3 maçta bir haller oldu. Sebastian Haller. O da kanseri yenmiş. Çok şükür. Geçmiş olsun. Son 2-3 maçta bir haller oldu. Kazandığı her topta çalım atmaya kalkıyor. Kalabalıkların arasına dalıyor. Çoğu topu kaybediyor. Bildiğimiz Crespo bu değil. Bırak ince işi Crespo. Sana uymuyor. Rahmetli Cem Karaca'nın şarkısı gibisin. İşçisin sen, işçi kal diyor yani. Crespo'ya. Jorge Jesus'un yerinde olsam ilk 11'i yazarken ilk isim olarak Arda Güler'i yazarım. He, ondan sonra Arda Güler sezonu kapatır. Millet de 7 ceddine söver. Onu da belirteyim. En hafif ifadeyle söyleyeyim, Arda Güler'i oturtmak ağır futbol kusurudur. Jesus da şaşılacak biçimde bu kusuru işlemekte inat ediyor. Arda Güler ya oynar ya oynar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arda Güler'in hiç kendine sordunuz mu? Yedek kalmak hoşuna gidiyor mu diye. Bir sorsanıza. Bak Mehmet Demirkol müthiş bir açıklama. Yangın yapmamamız lazım. Arda ile 2-3 hafta önce karşılaştım ve sordum. Sakatlığın ne durumda diye. Az kaldı abi dedi. Yani Arda sakatlıktan yeni döndü. Hoca da buna değindi diyor. Fenerbahçe'nin bu durumu iyi yönetmesi ve iletişimi iyi yapması lazım. Ben Fenerbahçe iletişim ekibinin kazandığı her paranın, her kuruşunun haram olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yani bundan görevli olup da bu kadar kötü bir yönetim şekli düşünülemiyor ya. Ya siz bunun için para alıyorsunuz ama saçmalıyorsunuz ya. Ben buna kızıyorum. Ben buna kızıyorum. Roberto Firmino Fenerbahçe haberi. En doğru duyumu bizden öğrendiniz. Asla olmayacağını da belirttim. 2026'ya kadar sözleşme uzatacak kulübüyle. Bilginiz olsun. Hani öyle ek olsun diye araya sokuşturuyorum. Fenerbahçe'den kapa açıklaması geldi. Evet. Fenerbahçe kapa bildirdi. Şimdi ben bunu başlığa koysam diyecekler ki hocam cilik bayık yapmışsın. Hayır, Fenerbahçe kapa bildirdi. Neyi bildirdi hocam? Almanya'nın Düsseldorf kentinde Fenerium GmbH
Hocam o MHYB olacak. Mustafa Hoca yine bildi olacak. G mi? Hocam bu sana küfür ediyor. G ile başlıyor. Lan o ben değilim oğlum dur. işin şakası bir tarafı ama gersen şey gersen Kirşen Mustafa Hoca yok olmuyor. Yani şey olmuyor. Arkadaşlar bunun da duyumunu vermiştim ha. Hatırlıyor musunuz? Almanya'daki dostlara selamlar olsun Fenerium kurulacak diye. Ama Almanya'daki dostlar da şey diyor. Hocam burada 70 euroya kitlerler biliyor musun sen diyor. 70 euroya en az 70 euroya kitlerler diyor. Bir forma satarlar 150 euro diyor. Ve Türkiye'ye gelince daha ucuz alırım. Doğru Türkiye'ye gelince daha ucuz alırsınız mantıklı ama sonuçta euro olarak gelir. Kulübün kasasına daha çok euro akıtacağı için sizin katkınız da daha fazla olur. Hani bir forma değil 5 forma almış gibi olursunuz. Orada kanalımıza da üye olabilirsiniz. Bize de bir katkınız olsun. Yok şakası bir taraf ama biz güzel işlerde kullanıyoruz. Fenerbahçe resmi hesabına da üye olsanız bize olmuş kadar mutlu oluruz. Şimdi bu da kapa bildirdi. Bu da iyi bir gelişme. Fenerbahçe Bosna Hersek milli takım oyuncusu Deniz Hadzikanudic ile ilgileniyormuş. Biz bunu daha önce konuştuk ya. Ben bunu hatırlıyorum. Ben bunu hatırlıyorum. Ama biz bu arkadaşı alamayacağız diye duyum vermiştim. Çünkü başkaları ilgileniyor diye belirtmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki kolay kolay da yanlış hatırlayacağımı zannetmiyorum. Bu arkadaşı beklemeyin ya. Olur mu? Hani şimdi notlarıma bakmam çok uzun zamanım alacak ama biz bu arkadaşla yani biz bu arkadaşı almayacağız. Bilginiz olsun. Bu arkadaş kesinlikle bize gelmeyecek. Hatırlıyorum. Miha Zajc. Zajc İtalya'ya dönme talebini Fenerbahçe kulübüne iletti diyor kaynaklar. Zajc'ın durumu başka. Şimdi arkadaşlar Zajc biraz kalabalık. Eşine söz geçiremiyor. Yani eşine söz geçiremiyor. Eşi diyor ki gidelim diyor. Diyor ki nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun diyor. Bir yere gidemiyorlar. Yani sıkıntılı. Öyle bir süreç. Dice bir taraftan kalmak istiyor. Jesus bir taraftan gitme diyor. Gitme buradan. Sokakta bakıyorum herkesin ağzında bir gitme buradan var. Gidin artık. Kim nereye gidiyorsa gitsin. Ama ben Zayt için şunu söyleyeyim. Ya iyi bir bonservis getirirse gitmesinde bence bir mahsur yok. Çünkü ya az oynatılıyor. Hani elinde değeri varken ne bileyim gitmesi daha mantıklı gibi geliyor bana ya. Yani diyemediklerimi anlayın. Enner Valencia. Valencia'ya da teklifler var. Fakat Valencia'nın durumu farklı. Şimdi onun detayını konuşacağım. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de bu sezon 15 gol atıyor Valencia. Altın ayakkabı yarışmasında 14. sırada yer alıyor. 33 yaşındaki Valencia. Şimdi Valencia'nın şöyle bir durumu var arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerinde 43 golü var Valencia'nın resmi. 8 gol daha kaydederse Fernandao'yu geçip bakın Fernandao'nun 50 golü varmış bilginiz olsun. Fernandao'yu geçip Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. futbolcusu olacakmış. Ve yaşı 33. 8 gol daha atarsa Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu olacak. Ki muhtemelen 3 tanesini falan Çaykur Rize maçında atar. Kalır 5. Onu da 2-3 haftaya tamamlar diye düşünüyorum. Sonra da transfer olur gider. Tam 49'a getirir. Transfer olur gider. Valencia bu. Bu arada Fenerbahçe tarihinin en golcü futbolcusu Alex de Souza 171 gol. Aykut Kocaman 160 gol. Semih Şentürk 87 gol. Elvir Boric 76. Musa Sow 75. Tuncay Şanlı 74. Oğuz Çetin 57. Mert Nobre 55. Lan azıcık bir şey oynadı. Nasıl 55 60 Nobre bizde? Tanju Çolak 54. Fernandao 50 gol ile bu listedeler. Valencia konusunda şunu söyleyeyim. Valencia düşünüyor arkadaşlar. Bak Valencia düşünüyor. O yok hocam Fenerbahçe'de mutluyuz dedi o. Öyle gideceğim demedi. Mutluyuz dedi. Fenerbahçe'de mutlu. Ama belki de mutluluğu şeydendir hani daha iyi bir sözleşme alabilirsem daha mutlu olurum diyedir. Onu bilemeyiz. Ama Valencia gitmesi muhtemel bir isim. Her an her şeye hazırlıklı olun. Hocam 7 milyon euro falan diyordun. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ama olur mu?
Çok zor. Bak, Internacional, Cruz Arul, Al Sharjah, Valencia ile ilgileniyorlar. Cruz Arul'un başkanı Victor Velazquez bir açıklama yapmış. İncelediğimiz ve analiz ettiğimiz birkaç tane isim var. Aradığımız forvetin transferini henüz tamamlamadık. Ancak Enner Valencia, Radamel Falcao ve diğerler de dahil olmak üzere birkaç isimle görüşüyoruz. Cruz Arul Başkanı, Falcao söğüşçüdür. Söğüşlenmeyin. Bak, sizi söğüşlerler. Yaşayan arkadaşlarımız var. Bizzat yaşayan arkadaşlarımız var. Söğüşlenen arkadaşlarımız var. Yemeyin. Falcao sizi söğüşler. Yemeyin. Olur mu? Yani Valencia gibi bir adam bulmuşsunuz. 7 milyon euro ne lan? Köpeğiniz olsun 7 milyon euro param ya. Hocam, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmış. Kim diyor 6 ay kalmış? Biz 1 artı 1 uzattık. 2 yıl 6 ay kalmış. Ayrıca 6 ay da değil. Haziran'da bittiği için 5 ay kalmış. 4,5 ay. 5,5 ay. 4 ay. 5 ay. Ya ikisi seneden fazla yani. 7 milyon euro iyidir Valencia için. Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadroya bir kaleci, bir sol bek, bir çift yönlü orta saha, bir kanat forvet, bir tane de yatak odası grubu, bir tane de vestiyerin üstüne çeyrek çiçekli kalacakmış. Az önce söyledim ya. Seçim arifesindeyiz. Başkanların hiçbiri bu riske girmek istemiyor. Sadece Fenerbahçe için değil ya. Dikkat edin, hep yerli futbolcular falan ya da piyasa değeri düşük futbolcu transferleri olmak üzere. Serdar Ali Çelikler, Jesus bir orta saha transferi istemiş. 8 milyon demişler. Sol bek istemiş. 8 milyon demişler. Orta sahanın ismini bilmiyorum ama driplikçi dediler bana. Ben açıklayayım mı orta sahayı? Açıklayayım mı? Sebastian Villa. Hocam, Aston Villa'da mı? Yok. Sebastian Villa. Kolombiyalı. Hocam, bu 8 numara değil ki. Boca Juniors'ta oynuyor Sebastian Villa. 26 yaşında, 1,79 boyunda kanat oyuncusu, Kolombiya milli takımının da oyuncusu. 6-8 oynama özelliği yok. Kanat, forvet oynama özelliği var ama kanadın içinde oynatma niyeti var. Yani alıp iç merkez kanat gibi. Mesela Mert Hakan Yandaş bu maçta nasıl oynadıysa o mevkide oynatma niyeti ile bir teklifte bulundum. Evet, gerçekten de 8 milyon euro istediler bu arkadaş için. 8 milyon euro eder mi? Etmez. Talebimiz var mı? Var. Olacak mı? Olmayacak. Onu söyleyeyim. Ciddi para istiyorlar. Şimdi Zaitsev'in yerine 8 numara transferi olabilir diye belirtmişler. Yani bizim kanalımızda konuştuğumuz şeyleri şimdi konuşuyorlar. Kesin sol bek transferi istiyormuş Jesus. Ama duyumcu arkadaşım birinin şu cümlelerine takıldım. Puan farkı açılmış olsaydı belki sol bek bile alınmayacaktı. Ama bundan sonra şampiyon olmak için her türlü fedakarlığı yapacak yönetim ve başkan demiş. Bu duyumu veren arkadaş buna inanıyorsa futbolu bıraksın. Johan Cruyff desin. Şuruf desin. Şuruf diye bir futbolcu varmış desin. Sonra teknik direktör olmuş desin. Yani Johan Cruyff demesin. Şurufu desin. Cirufu desin. Hatta gitme buradan demesin, gitme buradan desin. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bu ne saçmalık. Puan farkı açılmış olsa sol bek almayacak. Ne yapacak? Puan farkı açıldığı için o sayıyı da satacak. Ferdi'yi de satacak. Ulan nasıl olsa puan farkı açıldı. Bu puan farkı kapanmaz diyecek. O da gerizekalıysa, eğer 7 puanın kapanacağına inanmıyorsa, zaten yöneticilik yapmadı. Beşiktaş 1-2 tane galibiyet aldı etti. Bak, şimdi şampiyonluk havasına girdiler. Kesin şampiyon. Yeneceğiz diyor arkadaşlarım bana. Oğlum, ne diyorsunuz diyorum. Abubakar 150 milyon euro. Oğlum bir gidin diyorum ya. Benim arkadaşlarım tuhaf ya. Gerçekten benim Beşiktaşlı arkadaşlarım çok tuhaf ya. Hazard'a yakın kaynakları varmış duyumcu arkadaşın. Bir gün Fenerbahçe'ye geleceğini söylüyormuş hep. Allah Allah. Allah Allah. Hadi şöyle yapalım, dur. Google'a girelim. Eden Hazard Fenerbahçe sözleri. Real Madrid'den şok eden Hazard yanıtı. Fenerbahçe'ye söz vermişti 11 Aralık 2021. Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi 2 Aralık 2021. Hasan Çetinkaya 22 Haziran 2019. Eden Hazard Fenerbahçe'ye söz vermişti.
13 Temmuz 2019 Hazard Fenerbahçe için söz vermiş. Yıl 2014 Eden Hazard Fenerbahçe maçından sonra şeyinde Fenerbahçe stadında bir açıklamada bulunuyor. Daha anlatayım mı? Daha detaylara gireyim mi? Haberi okuyayım mı? Gerek var mı? Yani gerek var mı arkadaşlar? Fenerbahçe'ye söz verdiğini hani illa yakın kaynağınızın olmasına gerek yok yani anlatmak istediğim. Duyumcu olmanıza bile gerek yok. Direkt şey yapabilirsiniz. Anladınız mı demek istediğimi? Alın işte Türkiye'deki habercilik bu. Hocam uzun lafın kısası. Biz bu videodan ne anlamalıyız? 1. Arkadaşlar bakın sosyal medyada daha çok eğlence amaçlı haberler yapılıyor. Sosyal medyada daha çok linçlemeler gerçekleşiyor. Sosyal medyaya kanıp da çok aldanmayın. Çok şeyleri hani sosyal medyaya göre hareket etmeyin. Ya bakıyorum Ali Koç'u aşağılayanlar var, Jesus'u aşağılayanlar var. Evet Galatasaray maçındaki Jesus teknik direktörlüğün T'sini bilmiyordu. Kabul. Galatasaray maçındaki Fenerbahçe futbolun F'sini bilmiyordu. Kabul. Trabzonspor maçındaki Fenerbahçe de bilmiyordu. Kabul. Hocam hakemle yenildik. Hakemlik hiçbir şey yoktu iki maçta da. Senin futbolcun salak gibi sarısı ola ola gidip ampul gibi ayağına basıp ikinci sarıdan atıldı. Atılmasaydı o maç berabere biterdi. 0 puan 0-0 1 puan alır dönerdim. Bu kadar da yıkım olmaz. Galatasaray maçında o sahaysam öyle kafayla aldı at diye içeri çeviriyor. Ben eminim Galatasaray ilk golü bulamasaydı gol bulamayacaktı. 0-0 bitecekti o maç. İki maçtan 2 puan alsaydın rakibinden 2 puan çalmış olurdun. Senin hanede fazladan 2 puan yazılmış olurdu. Puan eşitliği olurdu. Güle oynaya şu anda eşit puanlarla hayaller kuruyor olurdun. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar yüklenmeyin. Valencia konusunda dediğim gibi her an her şey olabilir. Sebastian Villa'yı beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Ama olur ya Rossi Mossi ilginç bir fiyata gider eder. Bir şey diyemem. Batshuayi için gündem var. Ama resmi teklif hala gelmedi. Bekliyoruz. Arda Güler için bilip de söyleyemediğim şeyler var. Oynamaması daha iyi. Bırakın teknik direktör karar versin. Luan Perez için de geçerli bu. Teknik direktör daha iyi biliyor ne zaman oynayacağını. Siz karışmayın. Atilla Salahi'de Crespo'da düşüş var. Şu Rize maçında dinlensinler bence. Kendilerine gelsinler. Alioski haberlerine hazır olun. Osterwolde şeyine falan. Zayt için ona da her an her şeye hazırlıklı olun. Bunu diyebilirim. Deniz Hadzikadun için ilgimiz yok. Beklemeyin. Başka Rıza Çalınbay'ı söyledi. Uğur Çiftçi bak rakibini Uğur Çiftçi alıyor. Kimsenin ses sedası yok demiyorlar. Ulan şampiyonlar gidin takım bunu mu alır? Demiyorlar. Gidin yıldız alın demiyorlar. Hocam yeterince yıldızlar var. Senin de var. Premier Lig'den Batshuayi'm var. Joshua King'im var. Küçümsüyorsunuz ama João Pedro var. İtalya'dan aldın. Yani yıldız futbolcu ne kadar da önemsemesen de. Serdar Dursun Türk milli takımının en iyi forvet performansına sahip ismi sürekli oynasa yine milli takım forvet olacak. Yalansa yalan deyin. Lincoln'ınki yükselen değer. Arda Güler'in var senin. Emre Mor, İrfan Can Kahveci. Rossi Uruguay milli takımının kanat sesinde de var yıldız. Yıldız görmek istersen. Ferdi Kadıoğlu. Ali Oski Bosna'nın sürekli şeyi futbolcusu. Atilla Salahi. Luan Perez'i ciddi bir paraya aldın. Samet Akaydın. Büyük ihtimalle milli takımın stoperi olacak. Yine devam edecek. Siz aşağılamayı çok seviyorsunuz. Hocam transfer market değeri şu kadar yazmıyor. Transfer market yetkilileri Fenerbahçeli olsalardı senin futbolcudan belki 10-15'ler cirit atacaktı. Belki 400 milyon euro piyasa değeri göstereceklerdi. Bunlara takılmayın. Fenerbahçe'yi koşulsuz seviyorsanız koşulsuz destekleyin. Ha eleştirin abartmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, iftira atmadan. Anlatabiliyor muyum? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.